Gothel anne bize biraz kağıt getirdi. Onun büyüsü Rulo'yu devasa hale getirdi. Ve artık kulenin bir gözlem güvertesi var. İşte bir kapı. Tuğla çizelim. Başka ne ekleyelim? Doğru. Neredeyse çatıyı unutuyordum. Gothel anne harika bir iş çıkardı. Kule sarmaşıklarla kaplı. Bir peri masalı gibi görünüyor. Kuş en iyi arkadaşını görmek için bir pencere pervazına geldi. Aa, keşfetmek istiyorum. Daha yükseğe çıkacağım. Bir adım burada, bir adım orada. Evet, işe yaradı. Gothel anne erken döndü ve Rapunzel'i suçüstü yakaladı. Merhaba Rapunzel, ne yapıyorsun? Sadece güneşin doğuşunu izlemek istedim. Aptalca, güneş sabah doğuyor. Gothel anne her zaman Rapunzel'in numaralarını çok sevimli bulurdu. Hadi kuleye dönelim. Lolly Sisters, Rapunzel'e dönüşüyor. Onu leylak bir kıyafete dönüştürelim. Saçları sihirli olmalı. Saçlarını nasıl bu kadar uzattı? Bu gerçekten sihir bence. Ve işte bu kalemim Pascal Rapunzel'in en iyi arkadaşı. Pascal sıkılmış hissediyor. Oynayın çocuklar. Bu ikisi ayrılmaz. Her zaman eğlenirler. Ama Rapunzel her zaman bela arıyor. Masaya tırman, dikkatli ol. Anladım. Hedef yakın. Lezzetli bir çikolatalı kruvasan. Aç mısın? Hadi ılık süt içelim. Böyle. Aferin. Yaşlanınca daha çok tatlı yiyebilirsin. Bir cep telefonu yapmak için bu ayrıntılara ihtiyacımız olacak. Yeşillik ve çiçeklerle bir tel halka süsleyelim. Parlak boncukları bir mistinaya dizelim. Şimdi uyumak daha da tatlı olacak. Gothel Rapunzel'i uyutuyor ama telaşlanıyor. Aa, kafam mı patlayacak? Bir şeyler bulmalıyız. Bu doğru. Dönenceyi boşuna mı aldım? Bu yüzden kullanacağım. Rapunzel ona bakmaya başladı. Uçan figürler onun uykuya dalmasına yardımcı oldu ve tatlı rüyalar gördü. Yeni bir lol bebeği, kızımızın büyüdüğü anlamına geliyor. Sarı saçlar, beyaz vurgulu meraklı yeşil gözler ve en sevdiği renk olan bir elbise. Kurdele seçelim. Rapunzel kutunun içine girdi. Bu, elbette. Ona kabarık bir etek yapalım. Işıltılı bir kemerle bağlayalım ve kol ekleyelim. Peri vaftiz annesi kanatlarını çırptı. Ve Rapunzel muhteşem saçlarına kavuştu. Evet, saçlarım daha da uzadı. Yay! Gothel anne kızını gerçekten seviyor. Burada kal. Bir süreliğine uzaklaşmam gerek. Rapunzel hiçbir zaman kaybetmedi. Çekmeceleri keşfetmeye başladı ve sonunda aradığını buldu. Anahtar. Balkon senin için geliyorum. Şimdi kolayca düşebilir. Burayı seviyorum. Çimlere uzanmış güneşin tadını çıkarıyor. Dışarıda olmak çok eğlenceli. Sihirli yaratıklar çimenlerin üzerinde dinleniyor. Kaplan Rapunzel'in ellerini yaladı. Prenses tüm hayvanlarla arkadaş oldu. Rapunzel. Kim kaçak? Hadi eve gidelim. Eyvah, yakalandım. Rapunzel'in yeni bir hobisi var. Çizim. Hayallerini kağıda çizdi. Ve çok geçmeden mobilyalara çizmeye devam etti. Aa, çok kreatif bir kız yetiştiriyorum. Aferin. Yeteneğini nasıl geliştirebilirim? Bir şövalye yapalım. Bacaklar ve raf için tahta şişlere ihtiyacımız olacak. Yapıştıralım. Hadi yapalım. Bakmak yok. Sürpriz. Vay canına. Anne, bu benim için mi? Süper. Boyalarını aldı. Bir şövalyenin önüne oturdu ve resim yapmaya başladı. Genç sanatçı Pascal'ın bir resmini çizdi. Bu çok güzel.
Oyuncak bebek görünüşünü değiştiriyor. Bugün gerçek bir Rapunzel'e dönüşecek. Bu çok sıra dışı. Aa, kimsede böyle saç yok. Şimdi bu kalemun baskılı beyaz bir tişört giyelim. Şortları giydirelim. Ancak kot tulumlar daha iyi bir seçimdir. Haklısın. Gençler deney yapmayı sever. Rapunzel bile renkli saçlara sahip olmaya karar verdi. Örgülere ince halkalar ekleyelim. Şimdi modaya uygun görünüyor. Yes. Rapunzel görünüşünü değiştirmeyi düşündü. Önce saçımı parlak bir renge boyayacağım. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Vay, harika. Ama bu elbise görünüşüme uymuyor. Prenses kendine yeni bir kıyafet yapıyor. Biraz çabayla şık bir kot kıyafet yaptı. Çok mutluyum. Pascal bak ne kadar havalı. Aa, anne bak ne kadar güzel görünüyorum. Vay canına, çok renkli. Şimdi denemenin tam zamanı. Senin yaşındayken benim de alev alev saçlarım olduğunu hatırlıyorum. Desenli kağıttan bir klasör yapalım. Bir köşeyi böyle keselim. Renkli bant katlanmış bir parçaya dönüşüyor. Yanlara yerleştirelim. Düz kağıtlar içeri sığabilir. Bebekler için küçük bir şey yapmak üzere bir pipet ve tasarımcı bandı birleştirildi. Rapunzel bantlarla kaplı. Kürdanları keselim. Her şiş farklı renge boyanıyor. Boya kalemleri hazır. Bu kırtasiye seti çiziminize yardımcı olacak. Rapunzel prensesler için çevrim içi kurs alıyor. Çevrim içi çalışmak çok sıkıcı. Derslerine odaklanmak yerine oyalanmaya karar verdi. Prenses sandalyesinde yuvarlanıyor. Odanın içinde zıplıyor ve banttan saç ve kaş yapıyor. Sınıf arkadaşları onun numaralarına gülüyorlar. Sonra çizime geri dönüyor. Bir kağıt üzerinde bir peri masalı dünyası ortaya çıktı. Daha fazla kartona ihtiyacımız var. Köpük kağıt şeritleri keselim ve parçaları saralım. 1 ve 2. Kutuları ve bir hap paketini pembeye boyayalım. Bölmelere ayrılmış gerçek bir makyaj paleti. O kadar çok renk var ki. İkinci kısımda bir ayna parlıyor. Küçücük bir fırça maskaraya dönüşüyor. Ardından el yapımı parlak bir rujumuz var. Çok güzel oldu. Bir genç için makyaj seti mükemmel bir hediyedir. Gothel, Lalilu'nun tavsiyesini dinledi ve prenses için güzel bir şey yapmaya karar verdi. Rapunzel, bu senin. Vay canına, ne harikasın. Bir makyaj seti. Vay. Tamam, ben gidip makyajımı yapacağım. Rapunzel bir makyaj masasının önüne oturdu ve ruj, göz farı ve kirpik sürmeye başladı. İlk makyaj biraz cesur görünüyor. Rapunzel'in deneylerini gören Gothel şok oldu. Oh. Tatlım, sana nasıl makyaj yapılacağını göstereyim. Anne makyajı temizledi ve Rapunzel'in makyajını baştan yapmasına yardım etti. Ne güzel bir kız. Vay canına, bu çok daha iyi. Yay. İnce telden iki ince halka yapalım. İşte, harika oldu. Güneşin parlak çizimi kağıt üzerinde belirdi. Çerçevenin etrafına saralım. Bakın, onlardan çok var. Flynn Rider gecenin karanlığında kıyıya geldi. Neredesin aşkım? Tatlım, buradayım. Hello. Prensese elini uzattı. Bir tekneye atladı ve çift birlikte suya devam etti. Bu arada bir hediye hazırladım. Al. Aa, bu bir fener. Çok romantik. Hmm. El ele tutuşup gökyüzüne gönderdiler. Bir dakika. Ne? Yüzlerce fener gökyüzüne uçtu. Mutlu çift orada öylece durmuş, sihrin tadını çıkarmaya başladı. Birçok parçaya ayrılmış baskılı bir kağıdımız var. Onları birleştirelim. Sayfaları birbirine yapıştıralım ve bir kapağın içine yerleştirelim. Kapak metal bir çerçeve içinde Rapunzel'in portresiyle süslenmiş. Albümde birçok özel fotoğraf var. Rapunzel henüz gençken bir keresinde bir fotoğraf kabini buldu. Ben de fotoğraf çekmek istiyorum.
Yıllar sonra eski Rapunzel aynı standı buldu. Ve şimdi büyük annenin gençken çektikleriyle eşleşen fotoğrafları var. Rapunzel eve geldikten sonra fotoğrafları gençliğine ait fotoğrafların yanına koydu. Ne güzel anılar. Aa, ne güzel günlerdi. Tahta çubukları bir bardağa koyalım. Biraz su ısıtalım. Kaynar suyu çubukların üzerine dökelim. Bazı parçaları birbirine bağlayalım ve bükelim. Bir tekne şekillendirelim. Altını böyle yağalım. Merhaba Pascal. Utanma. Buraya gel. Kürekler için yer açalım. İçeride kim var? Çuval bezine sarılmış minik bir kız. Gotel su kenarında böğürtlen topluyordu. Artık reçel yapabilirim. Ne? Ağlama duyuyorum. Birinin yardıma mı ihtiyacı var? Gidip göreceğim. Etrafa baktı. Neredeler? Bu tekne nereden geldi? Aa, burada bir bebek var. Buraya nasıl geldin? Benimle gel, seni koruyacağım. Gotel bebeği eve götürdü. Banyoya ihtiyacın var. Bebek baloncukların tadını çıkarırken Gotel ona göz kulak oldu. Uzun saçlarına bak. Buraya gelmen gerekiyordu. Hey. Seni kundaklayacağım ve burada uyuyabilirsin. İyi geceler küçüğüm. Bir araba yapmak için tahta çubukları birbirine yapıştıralım. Bir tekerlek ve birkaç stand ekleyelim. Bu parçaları kullanarak arabayı çekebiliriz. Vay canına! Araba tamamen kirli ve samanla dolu. Hey at, yavaşla! Bebek arabada. Onu çuval bezine saralım. Şimdi daha sıcak. Bebek ağlıyor. Gotel ne yapacağını bilemiyor. Onu sakinleştirmek için her şey deniyor ama hiçbir şey yardımcı olmuyor. Aa, benim bir fikrim var. Onu yumuşak samanla dolu bir arabaya koyacağım. At onu bir tur döndürdü ve o da hemen sakinleşti. Gotel'in peri masalı Rapunzel'i uyuttu. Beşiğini beğenmene sevindim. Biraz büyüdü. Saçı açık bir renge boyayalım. Uzun saç tellerine takalım. Yeşil gözler çizelim. Mor kıyafetine örgü kurdele ekleyelim. Eski bir çantadan büyük bir etek yapalım. Kahverengi ayakkabıları giydirelim. Pascal onayladı. Rapunzel küçük odasını yeniden düzenlemek istiyor. Yere atlayıp mobilyaları hareket ettirmeye başlıyor. Saksıyı yatağın altına koyacağım. Bu nasıl Pascal? Daha iyi mi? Hadi burada biraz eğlenelim. Yaşasın! Aa, nereye gittin? Bu çok uzak. Geri gel. Bu eğlenceliydi. Bir kapağı keselim. Plastik bir kaşığımız var ama sadece sapına ihtiyacımız var. Şimdi içine gümüşe, dışını sarıya boyayalım. Bu eski kızartma tavası hala işini yapıyor. Rapunzel kulenin yanında dinleniyor. Okumayı seviyorum ama beni her zaman acıktırıyor. Ne yemeliyim? Nereye gidiyorsun? Pascal! Buna ne için ihtiyacın var? Aa, yumurta buldun demek. Gotel annenin onları pişirdiğini gördüm.
Pascal ateş yakmasına yardım ediyor ve çok geçmeden lezzetli bir öğle yemeği yediler. Lezzetli! Alt kısma daha fazla malzeme ekleyelim. Bir boya paleti için bölmeler ve boşluk koyalım. Vay canına! Parlak renkler. Kürdan ve kıllardan birkaç fırça yapalım. Renkleri karıştırmak için bu minik paleti kullanabiliriz. Çubuklardan bir tuval yapalım. Köpük kağıdı küçültelim. Bu şövalye olacak. Bu, açık havada resim yapmak için mükemmel. Bu kimin boya kovası? Artık Rapunzel'in. Vay canına, bu çok güzel bir renk. Bununla ne boyamalıyım? Kuleyi mi? Aa, Rapunzel çok komiksin. Aa, burada neler oluyor? Resim yapıyorum. Aa, sanatla ilgileniyor. Bu konuda ona yardım etmeliyim. Gothel onun için küçük bir sanat seti aldı. Artık duvarları boyamana gerek yok. Bunun yerine tuval üzerine resim yapabilirsin. Vay, bu güzel manzarayı boyamak istiyorum. Kahve karıştırıcılardan şövalye yapalım. Ardından bir tripod takalım. Bu rafa bir tuval koyalım. Peki ya kirliyse ve yosunla kaplıysa ne olacak? Rapunzel bunu resim yapmak için kullanabilir. Rapunzel şehir meydanında resimlerini satıyor. Portreni çizeceğim. Vay canına, oldukça yetenekli. Beni boyayabilir misin? Elbette hanımefendi. Oturun. Rapunzel modelinin mükemmel bir portresini çizdi. Hepsi tamam. Aa, şimdiye kadar aldığım en iyi portre. Teşekkür ederim. Sana çok para vereceğim. Harika. Birkaç yıl sonra Rapunzel sanat eserinden biraz para biriktirdi. Ve yakında kendi sergisini bile açacak. Aa, ilk sanat sergimi yapacağıma inanamıyorum. Sen bir dahisin. Bravo. Onun tablolarını satın almak istiyorum. Tüm eserleri dakikalar içinde tükendi. Yaşasın. Zengin ve ünlü olacağım. Merhaba. Beni özledin mi? Elbisem için kumaş seçmeye geldim. Artık Rapunzel pahalı kıyafetler alabilir. Uzun kadife kuyruklu bir payetli kıyafet gibi. Pembe kumaş ve altın şeritten zarif bir korse yapalım. Kabarık kol ekleyelim. Altın bir taç takıyor. Bu pahalı olmalı. Harika görünüyor. Flynn Rider Rapunzel'e çıkma teklif etti. Çok romantik bir yer seçti. İşte burada. Gökyüzündeki yıldızlar kadar güzelsin. Bir gezintiye çıkalım mı? Aa, üzgünüm. O küçücük teknede kıyafetlerimi kirletmek istemiyorum. Tamam, hadi daha büyük bir tekne alalım. Bunun üzerinde çiçekler var. Yine de içeri girmek için ayaklarını ıslatması gerekecek. Flynn, nereye gidiyorsun? Büyük bir tekneyle geri geliyor. Şimdi daha güzel oldu. Rapunzel kolayca gemiye tırmanıyor. Ne harika bir gece. Aha. Sana bir sürprizim daha var. Bir fener. Gelin birlikte yakalım. Sonsuza kadar birlikte mutlu olmayı dilediler. Fener milyonlarca diğer dileklere katılmak üzere uçup gitti. Vay canına. Bu çok fazla makyaj malzemesi. Bu olur. Eski bir eyeliner'ın parçasını alalım. Bir pipeti keselim. Altın rengi daha iyi görünüyor. Saç düzleştirici yapalım. Yapay elmasları takalım. Bir yay stand olabilir. Sıcak düzleştiricinin hiçbir şeye dokunmasına izin vermeyin. Rapunzel artık her istediğini karşılayabilir. Çok güzel kıyafetleri ve aksesuarları var. Selam, seni özledim. Lucy, burada olduğun için çok mutluyum. Harika görünüyorsun. Teşekkürler.
Saçlarını nasıl böyle yaptın? Kolaydı. Kıvırıcımı yanımda getirdim. Saçını şekillendirmemi ister misin? Evet, kesinlikle. Kısa süre sonra Rapunzel'in saçı çok güzel oldu. Biz iki kıvırcık kızız. Bunu daha sıkı yapmalıyız. Tahta çubukları keselim. Çift çerçeve yapalım. Silikona süslemeleri ekleyelim. Değerli taşları ekleyelim. Bu çerçeve gerçek bir başyapıt. Yıllar sonra Rapunzel büyük anne güzel bir şatoda yaşıyor. Aa, ateşin yanında bir bardak çay içmek ne güzel. Rapunzel hayatını hatırlamak için her şeyi gözden geçirmeyi seviyor. O kadar çok mektup, eskiz ve not var ki. Aa, ben bunu çok küçükken çizmiştim. Aa, çok küçücüktüm. Daha dün gibi geliyor. Elimdeki en iyi çerçeveye koyacağım. Aa, benim değerli anılarım. Böyle harika bir hayata sahip olduğum için çok şanslıyım. Rapunzel gün doğumuyla uyandı. Aa, günaydın. Çok güzel bir rüya gördüm. Dünyanın en yakışıklı erkeğiyle muhteşem bir elbise içinde koridorda yürüyordum. Prenses bunu günlüğüne yazmaya karar verdi ve bazı çizimler ekledi. Büyümek için sabırsızlanıyorum. Aradan yıllar geçti ve küçük kızın hayalleri gerçek oldu. Beyaz saten ve mor eklerden güzel bir etek yapalım. Kemeri sıkalım. Bu çok güzel bir etek. Korse üzerinde çalışmaya başlayalım. Köpek kağıt şekli mükemmel şekilde tutuyor. Bu süslemeler çok güzel görünüyor. Kabarık kollar ekleyelim ve yanları ve kesimi düzeltelim. Topuklar çan gibi ses çıkarıyor. Gelin muhteşem görünüyor. Kendine bak. Güzelsin. Harikasın. Vay canına. Mükemmel. Sanırım bir şey unuttuk. Bu doğru. Bir duvak. Köpük kağıda bir saç bandı çizelim. Rapunzel'e çok yakışıyor. Aa, bu parlaklık prensi çıldırtacak. Beyaz tülü bu şekilde sıkalım. Saç bandına takalım. Çiçek yaprakları gibi görünüyor. Hey, günaydın uykucu. Kalk. Herkes seni bekliyor. Ne? Neredeyim ben? Aman Allah'ım. Düğünüm doğru ya. Neredeyse uyuyakalacaktım. Bu elbise mükemmel uyuyor. Çok güzelsin. Ayakkabıları denedin mi? Cinderella'nın vaftiz annesi bize bu çifti verdi. Teşekkürler kızlar. Duvağı unutma. Çok güzel. Ne düşünüyorsun? Sen tüm krallığın en güzel kızısın. Gözlerimi senden alamıyorum. Büyük anne torununu görünce ağlamaya başladı. Çok tatlı. Kızım büyümüş. Simli kartondan bir taban keselim. Arkalarında parlayan altın bir güneş var. Düğün davetiyelerini böyle mini zarflarda almak çok daha güzel. Onları bir kalple mühürleyelim. Rapunzel misafirler için düğün davetiyeleri yazıyor. Rafael, zarfları almama yardım et. Elbette deneyeceğim. İşte ilk arkadaşın evi. Posta kutusuna bir zarf koyalım. Ve bitti. Sabah postası mı? Biraz geç oldu. Aa, bu ne? Vay canına. Rapunzel'in düğünü. Elbette geleceğim. Belki postacı bir hata yaptı ya da belki prensesin kendisi Gothel annesini davet etmeye karar verdi. Biri evime mi giriyor? Hanımefendi, postanız var. Arkadaşım yok. Çık dışarı. Ama yine de bu mektubu alın. Çok çabuk kaçtı. Bir bakalım. Benim küçük kızım evleniyor mu? Buna izin vermeyeceğim. Onun için iyi değil. Gothel anne Rapunzel'in düğününü mahvetmeyi mi planlıyor? Gothel Rapunzel'in düğününü öğrenir öğrenmez şeytani bir plan yapmaya başladı.
Görünüşünü nasıl mahvederim? Elimdeki o tarif neydi? Doğru doza. Birkaç büyüye ihtiyacım var. Aa, pişman olacak. Sihirli iksir hazır. Sadece bir güzellik salonuna koymamız gerekiyor. Burada. Kimse fark etmedi. Rapunzel düğünü için saçını yaptırmaya gitti. Çok gerginim. Tatlım, biliyorsun ben bir profesyonelim. Aa, hayır. Selena sihirli şampuanı aldı. Saçın her tarafına yaydığı anda rengi değişti. Bunun nasıl olduğunu anlamıyorum. Aa, hayır. Düğün mahvoldu. Bir cam şişe artı slime eşittir korkutucu bir şey. Sim durumu düzeltti ve şimdi bu karışım güzel görünüyor. Şişeyi bir etiket ve logo ile süsleyelim. Özel bir şampuan saçların daha da parlamasını sağlayacak. Ne güzel bir kapak. İçinde mucize bir şampuan var. Bekle, senin için bir şeyim var. Biberon almaya gitti. İyileştirici bir iksir saçını düzeltti. Evet, düğün kurtarıldı. Yay! Giren Selena'nın atölyesine gitti. Bana yardım edecek misin? Hi. Elbette. Önce pantolon ölçülerini alalım. Tasarımcı hemen işe koyuldu. Ve şimdi pantolonlar hazır. Beğendim. Şimdi bir gömlek ve köpük kağıttan yelek yapalım. Mükemmel. Saten kolları ekleyelim. Bekle. Altın bir kurdeleye ihtiyacımız var. Harika. Omuzlarında apoletler var. Parlak bir şerit görünümü tamamlıyor. Bir peri masalı gibi görünüyorsun. Teşekkürler. Aynaya bakacağım. İyi görünüyorum. Evet, damat çok güzel görünüyor. Her prensin beyaz bir ata ihtiyacı vardır. Eğer için bu holografik köpük kağıda ihtiyacımız olacak. Vay canına, büyülü görünüyor. Koşum takımını bir kurdele ve yarım boncuklarla tamamlayalım. Ön tarafı da aynı şekilde yapalım. Yumuşak çiçeklerden bir çiçek taç yapalım. Alımlı. Polin atına bindi. İkisi de harika görünüyor. Prenses dışarıdayken kuş bir çiçek taç fark etti. Cıvıltısı ikinci atın dikkatini çekti. Bu çiçekli taç tam da onun zevki. Bir beyefendi at onu yeni arkadaşına bir takdir işareti olarak verdi. Vay canına, birbirlerini sevdiler. Yüzükler için zarif bir yastık yapalım. Kenarlarına altın şeritler ekleyelim. Pullara ihtiyacımız var. Her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Prensin küçük kız kardeşi yüzükleri taşıyacak. Rahip çifti bekliyor. Tören başlamak üzere. Güzel çift koridorda yürüyor. Rahip konuşmasını yapıyor. Sen, Rapunzel ve sen, Flynn. Mutlulukta ve üzüntüde, sağlıkta ve hastalıkta birbirinizi seveceğinize söz veriyor musunuz? Çift sonunda yeminlerini ediyor. Yes. Küçük kız yüzükleri getiriyor. Tebrikler. Ay, ne tatlı bir an. Yüzükleri taktılar. Bu birlikteliğe kimse itiraz etmezse şimdi sizi karı koca ilan ediyorum. Evet, tebrikler. Gelinin buketi fırlatma zamanı. Yap şunu. Hepimiz bekliyoruz. Her birinizin gerçek aşkını bulmasını diliyorum. Arkadaşlar çok heyecanlı. Ve Rapunzel gözlerini kapadı ve buketi fırlattı. Ama neden tezahürat yapmıyorlar? Kim yakaladı? Ne? Bir at mı yakaladı? Vay canına. Aferin. Leyla, köpük kağıt üzerine farklı boyutlardaki kalıpları çizelim. Onları her taraftan kaplayalım. Pastayı dalgalar ve toplarla süsleyelim. Katmanlardan birinde yeni evliler yazıyor.
Düğün pastası mükemmel. Üste küçük figürler var. Tıpkı gelin ve damat gibi görünüyorlar. Parti harika gidiyor. Yeni evliler çok aşık. Büyük anne torunu için mutlu. Herkes dans ediyor ve eğleniyor. Kedi bile dikkat çekti. Ama aniden müzik durdu. Dikkat edin, şimdi pastayı keseceğiz. Herkes dondu ve bekledi. Eyvah, prensin dikkati dağılırken at pastayı eğitti. Colin dikkatli ol, dengeni koru. Prens pastayı doğru zamanda yakaladı. Ah, düğün kurtarıldı. Devam edebiliriz. Karton üzerinde bir gondol çizelim. Yeni evlileri tutacak kadar sağlam olması gerekiyor. Parçaları yapıştıralım. Koltukları içeriye takalım. Tekneyi ahşap gibi görünecek şekilde boyayalım. Tahta bir çubuğun üzerinde karton bir kürek var. Gerçekten iyi çalışıyor. Prens kürek çekebilir mi? Evet. Ne hoş bir sürpriz. Rapunzel ve Flynn balayına Venedik'e gitti. Rapunzel, bu dansı bana lütfeder misin? Çift dans etmeye başladı. Sana bir sürpriz yaptım. Bakmak yok. Gözlerini bağlayıp gitti. Vay canına. Flynn gondolla geldi. Göz bağını çıkar tatlım. Ne harika bir sürpriz. Prenses elini verdi ve balayına gittiler. Dünyanın en mutlu çifti biziz. Şüphesiz. Yeni evlilere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.